Sevgili Patchwork dostları, bu aşamada size yeni bir iş göstermek istiyorum. Bu bir pano olacak. Çiçekleri yoyo desenlerinden oluşan bir pano olacak. Önce bunun için gerekli malzemeleri ben sıralamak istiyorum. Bu işte ben daha önce kullanılmış bir kenarda duran kravatları söktüm. Onları kullanacağım. Şu şekilde. Yine biye için böyle pamuklu bir kumaşım, zemin için tafta kumaş, astarlık kumaş, elyaf ve ipekli kumaş parçaları yoyo desenlerimiz için gerekli. Temel malzemelerimiz bunlar. Önce işe kravatları sökerek başladım. Söktüm ve bunların dar kısımlarını kestim. Şöyle gördüğünüz gibi ve bunlara ben tela ütüleyeceğim. Bunlar ipekli kumaşlar olduğu için önce kolay çalışabilmek için tersine tela ütülememiz gerekiyor. Panonun önce ben vazo kısmını yapmak istiyorum. Bunun için de yaklaşık 20'ye 27 ölçülerinde şöyle astardan, ince pamuklu bir astardan bir dikdörtgen kestim. Şimdi buna bu parçalarımı önce gelişi güzel kesiyorum. Bu size burada patchwork'te çok kullandığımız crazy tekniğini göstermek istiyorum. Bu teknikle işlerimizden artan kumaş parçalarını, yani gelişi güzel kesilmiş kumaş parçalarını bu teknik sayesinde değerlendirebiliriz. Burada hayal gücümüzü kullanarak istediğimiz şekilde dizaynlar yapabiliriz. Ben önce şöyle bir dizayn yapmak istiyorum. İlk parçamı yerleştirdim. Diğer parçayı hafif şu şekilde içe kıvırıyorum. 1 santim kadar. Diğer parçanın üzerine koydum. Ve iğneliyorum. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden önce dikmek istiyorum. Yani bunu kumaşın tamamını ilk aşamada kaplamamıza gerek yok. Kademe kademe bu şekilde parçaları yerleştirerek kendimize göre dizaynlar yaparak böyle bir desen oluşturacağız ve astarı tamamen kaplayacağız. İğnelemiş olduğum yerlerden makinedeki dekoratif dikişleri kullanarak dikiyorum. Yine bu dikiş geçtiğim yerlere sizler evde kalan küçük kurdele, dantel parçalarını da koyabilirsiniz. Onları da yine değerlendirebilirsiniz. Crazy tekniği gerçekten kenarda köşede kalmış ne kadar malzeme varsa üzerine toplayan bir iş. Ve de insanın işte daha önce hayal edemediği çok güzel işler çıkartabiliyoruz bu teknik sayesinde. Panomuzun vazo kısmını teşkil edecek olan kumaş parçamızın dikimini tamamlıyorum. Panonun zemin kumaşında ütülemek istiyorum bu arada. Yine bu zemin kumaşı da 36 santime 70 santim yaklaşık. Bu ölçüler tabii ki kesin değil. Şimdi şöyle bir vazo kalıbı var. Ben önce kalıbı kullanarak kumaşı kesmek istiyorum. Ağız kısmını şöyle denk getirmek istiyorum. Hiç dikiş payı vermeden
kesmeye başlıyorum. Çünkü daha sonra bu vazo parçasının altına iki tarafı yapışkanlı tela ütüleyeceğim ve zemin kumaşı üzerine yapıştırdıktan sonra makinede aplike edeceğim. Bu şekilde vazomu kestim kalıp yardımıyla. Şimdi tersine daha önce yine aynı kalıbı kullanarak kesmiş oldum. Yapışkan iki tarafı yapışkan tela ütülüyorum. Telanın yapışkanlı kısmı kumaşa denk gelecek şekilde yerleştirdim ve ütülüyorum. Tersinden de ütüleyerek iyice sabitleşmesini sağlıyorum. Biraz soğuttuktan sonra kağıdı çıkartıyorum ve vazoyu zemin kumaşın üzerine önce ortalayarak yerleştirmek istiyorum. Şöyle yanlardaki boşlukların da eşit olmasına dikkat ederek. Evet. Birkaç yerden geliyorum. Şimdi ütüleyerek vazoyu zemine sabitleyeceğim. Vazonun zemine aplike edilme işlemini tamamlıyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra fazla iplikleri kesiyorum. Şimdi vazoda çiçeklerin saplarını yapmak istiyorum. Bunun için de kolay biye çalışmasını göstermek istiyorum. Bunun ölçüsü hiç önemli değil. Bir kare kesiyoruz ve kestiğimiz bu kareyi köşegeninden tekrar kesiyoruz. Yani şu şekli elde ediyoruz. Şöyle. Daha sonra bu üçgen parçamızı ütüde kumaşın yüzü tersi, yani ütü zeminine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Tersi bana bakıyor. Ütünün buharını kullanmadan, çünkü buharı kullanırsak esnemeye neden olabiliriz. Yarım santim kadar kıvırarak ütülüyorum. Yarım santim kıvırdıktan sonra tekrar bir yarım santim daha kıvırıyorum. Bu şekilde kumaşın kenarını iki kere yarımşar santim ütüledim. Şimdi iğne ve iplik yardımıyla, yalnız ipliğin kumaşın aynı renkte olmasına özen gösterelim. İğne ardı şekliyle dikiyorum. Düğümü gizledikten sonra şöyle aralıklarla kumaşın tersinde böyle iri iri teller oluşuyor. Yüzünde ise herhangi bir dikiş izi görülmüyor. Biyenin ortasından aldığım iri tellerin dikişini bitiriyorum. İğne ardı olarak dikmiştim. Fazla ipliği kopardıktan sonra tersini çeviriyorum. Ve bu almış olduğum tellerin 1-2 milim açığından kesiyorum. Kolay bir yerde yaptığım sapların şimdi dizaynını yapmak istiyorum. Baş ve uç kısımlarından kesiyorum. Şöyle vazonun daha önce ağzını açık bırakmıştım.
tahsin ediyorum kaymaması için. Diğerlerini tabi iğneliyorum ve iğnelemiş olduğum yerlerden yine iğne ardı şekliyle, dikişiyle sapları zemine tutturuyorum. Sevgili izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi panomuzun zeminine vazoyu yerleştirdik, saplarını monte ettik. Şimdi çiçeklerin ve yaprakların yapımını gerçekleştirelim. Önce şu diktiğimiz zemin kumaşını kenara koyuyoruz. Çiçeklerimizi yoyo dediğimiz teknikle yapacağız. Bitmişi bu halde. Bunun için önce 0 numara zımpara kağıdına ihtiyacımız var. Yine evde artık olan ipekli tarzı kumaşları, yüzü, parlak kısmı zımpara kağıdın üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yine şöyle yuvarlaklar kestim kartondan. Bu yuvarlakları evdeki fincan tabaklarından, çay bardaklarını kullanarak elde edebilirsiniz. Şimdi kalıbı kullanarak yuvarlak çiziyorum bir tane. Alttaki zımpara kağıdı kumaşın sağa sola esnemesini, kaymasını önlüyor çizim esnasında. Şöyle çizdim. Şimdi çizdiğim bu hatlardan kesiyorum. Kesmiş olduğum bu yuvarlağı yine aynı renk iplikle şöyle yarım santim kadar içe kıvırıyorum ve minik teller halinde bütün etrafını dikiyorum. Şu şekilde iri teller alıyorum. Daire şeklinde kestiğim parçanın etrafının dikişini bu şekilde minik teller halinde tamamladıktan sonra ipliği çekerek şöyle büzülmesini sağlıyorum. Şu şekilde büzgüleri tam orta noktada toplamaya çalışarak karşılıklı olarak sağlamlama dikişi yapıyorum, tutturuyorum büzgüleri. Bu şekilde yoyo çiçeğimin yapımında tamamlamış oluyorum. İyice sağlam diktikten sonra ipliği kesiyorum. Panomuzda kullanacağım diğer çiçekleri de diğer renkteki kumaşlardan bu şekilde hazırlamıştım. Yine ortasına bunların bu şekilde de bırakabiliriz. Evdeki kalan boncukları, minik düğmeleri ortasına dikerek veya yapıştırarak farklı bir hava katabiliriz. Ben şimdi burada boncukları silikon tabancası yardımıyla yapıştırmak istiyorum. Şöyle bir miktar silikonu üzerlerine sıkıp şöyle orta noktalarına boncukları yapıştırdım. Şimdi bir de yaprak çalışmasını görelim. Yaprak için de yine kartondan bir yaprak kalıbı kestim. Kumaşta yeşil renkli bir kumaşta yine etrafını çiziyorum. Şöyle bir toplu iğne takalım kaymaması için.
çizdiğim bu hatlardan. Şimdi kesiyorum. Yaprağa şu bir miktar açıklık bırakıyorum. Bu açıklığın haricinde kalan yerleri makinede dikeceğim. Diktikten sonra da çevireceğim. Çift kat kumaştan kesmiş olduğum yaprağı etrafından çepeçevre dikiyorum. Tabii bir miktar açıklık bırakarak. Şöyle yaprağı çevirdim ve kalem yardımıyla düzgün bir şekilde uçların çıkmasını sağlıyorum. Bırakmış olduğum açıklıktaki dikiş paylarını içe kıvırdıktan sonra şöyle tutturuyorum. Yaprağın kalan açıklığını diktikten sonra yine kalemle şöyle damarlar çiziyorum doğal haline uygun olması için. Şu şekilde. Şimdi çizdiğim bu damarlardan makinede tekrar dikiş, düz dikiş geçeceğim. Damarların dikişini de tamamladım. Fazla iplikleri keseceğim şimdi. Bu şekilde hazırlamış olduğum yaprakları şöyle açık zemin üzerinde daha iyi görebilirsiniz. Şimdi yaprakları hazırladım. Çiçekleri de hazırlamıştım. Bunları pano üzerinde bir dizaynını yapalım. Ben şöyle gruplara ayırmıştım her dalda kullanacağım çiçekleri. En uç kısımlara şöyle şu küçük pembeleri koymak istiyorum. Şuraya da sarıları. Daha sonra dizaynımı şu şekilde devam etmek istiyorum. Yoyo çiçeklerin ve yaprakların tanzimini bu şekilde yaptım. Şimdi tanzimini yapmış olduğum bu parçaları tutturuyorum kumaşa. Pananın yaprak ve çiçeklerini bu şekilde dizayn ettikten sonra biliyorsunuz daha önce vazonun ağız kısmını açık bırakmıştım sapları yerleştirebilmek için. Şimdi bu kısmın aplike işlemini makinede yapmak istiyorum. Evet, bu şekilde aplike işlemini tamamladım. Şimdi panonun üst kısmında şu ahşap rusti duvara tutturmak için kullanacağım. Bunun için de üst kısma 3 tane köprü yapmam gerekiyor. Şöyle 3 tane parça kesiyorum. Bunu ikiye katlayıp yanından düz dikişle dikeceğim. Dikmiş olduğum bu köprüyü şimdi iğne iplik yardımıyla çevireceğim. Şöyle bir iki kere diktikten sonra dikiş iğnesini bu açıklıktan ters olarak içeri sokuyorum. Bu şekilde. Şimdi bu açıklıktan
bu köprünün boyundan daha küçük kestiğim bir kordon parçası var. Onu da çengelli iğneyle köprünün içinden geçiriyorum. Şöyle en uç kısmını elimle tutuyorum. Çünkü köprüden kısa olduğu için içine gidebilir. Şu şekilde geçirdikten sonra şöyle iki ucu eşitliyorum. Önce makinede bu iki ucu tutturduktan sonra gerekli düzenlemeyi yapacağım. Bu şekilde diktikten sonra şu püskülleri eşit bir şekilde iki yana dağıtıyorum. Bu köprülerden bu şekilde 3 tane hazırlamış oldum. Şu şekilde kullanacağım. Şimdi bunlardan önce üst kısmına köprüler kullanacağım. Tamamlayıcı olması açısından alt kısımda da püsküller yapmak istiyorum yine yoyolardan. Bunun için bir çay bardağı yardımıyla çizdiğim şöyle bir karton kalıbı kullanarak daha önce bu yoyoları nasıl yaptıysak aynı şekilde böyle küçüklerini hazırlıyorum. Büyük bir iğne yardımıyla sim geçirmiştim. Bir önce düğüm atıyorum şöyle. Yine evde kalan boncukları da bu iş için kullanabiliriz. Şöyle iki tane geçiriyorum. Yine bu dikmiş olduğum minik yoyoları böyle bu şekilde geçiriyorum. Böyle 4 tane minik yoyoyu sim ipliğe geçirdikten sonra yine üstlerine boncuklar 2 tane koyuyorum. Bir de şöyle yeşil bir boncuk geçirip iğneyi çıkartıp açılmaması için de şuraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlemleri ben anlatmak istiyorum. Hazırlamış olduğum bu püskül yoyoları bu şekilde panonun alt kısmına dizayn edeceğim. Yine köprüleri de üst kısmına. Ama bundan önce yapmam gereken bir iş var. Ben bu panomu etrafını yorganlamak istiyorum. Yorganlama patchwork'ün temellerinden biri bildiğiniz gibi. Ben buradaki yorganlamayı biraz basitleştirdim ve makinede yapacağım. Daha ileriki konularımızda patchwork'ün tam bir yorganlama nasıl olur onu ayrıntılarıyla birlikte göstereceğim. Yorganlama için ben şöyle bir kalıp kullanmak istiyorum. Bu kalıbın da şu çizgilerini kullanacağım. Kalemim yardımıyla bu çizgilerden çiziyorum. Şu şekilde. Bu şekilde çizdikten sonra bu çizgileri yine kalan boşlukları tamamlıyorum. Yani neticede şöyle bir şekil ortaya çıkacak ve bu çizgiler panonun dört bir yanında yer alacak. Bu çizme işlemini tamamladıktan sonra zemin kumaşının ölçülerinde kesmiş olduğum bir astar parçam var. Tabii önce
püsküllerimizi bu şekilde yerleştireceğiz. Şöyle. Yine köprülerimizi de bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunları tabii iğneliyoruz kaymaması için. Daha sonra astar, aynı boyutlarda kesmiş olduğum astar parçasını yerleştiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra yine aynı boyutlarda kestiğim elyafı yerleştiriyorum. Şöyle. Ve etrafından toplu iğnelerle sıkıca tutturuyorum. Bütün etrafını bu şekilde iğneledikten sonra şu kadar bir açıklık bırakarak geri kalan kısmı makinede dikiyorum. Daha önceden tarif ettiğimiz şekilde panomuzu dikip çevirdik ve yorganlamasını yapıyorum makinede. Biliyorsunuz dikmeden önce şablon yardımıyla yorganlama desenini çizmiştim. Şimdi de makinede yorganlamayı bitirmek üzereyim. Şu şekilde. Panonun yorganlama dikişini de bitirmiş oldum. Fazla iplikleri kesiyorum. Şimdi panomuzun son görüntüsüne bir bakalım. Şöyle. Şu köprülerden ahşap bir rustik sopa geçiriyorum. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bu panomuz 3 teknik içeriyor. Yoyolar, crazy tekniği, kolay biye yapımı. Bu teknikleri görmüş olduk. Yine bu yoyolarda başka nerelerde kullanabiliriz? Bunun bilgisini vermek istiyorum. Bu çalışmasıyla yelekler yapabiliriz, yoyoları yan yana birleştirerek yastıklar yapabiliriz, koltuk şalları yapabiliriz. Bu çeşit aksesuarlarla da evimizi süsleyebiliriz.